Merhabalar benim güzel YouTube ailem. Nasılsınız? Çünkü ben heyecanlıyım. Havadaki güneşi görüyor musunuz arkadaşlar? Hava o kadar güzel ve açık ki. Bir gün önceden yağmur yağdı, ortalık karardı. Ama ardından güvercinlerden de gördüğünüz gibi gölgelerini aşırı şekilde bir güneş çıktı. Yerler kurumaya başladı. Ama şimdi de gördüğünüz gibi bizim göğü kronfilli artık kendi kafasına göre takılıyor. Arkadaşlar bunlar bizim sırtındaki o hani böyle kronfil olanların ya da karanfil olanların aynı zamanda da bu mavi pardon fosfor yeşili takımlı olanların anne ve babası arkadaşlar. Engelli olduğunu biliyorsunuz. Bir ayağından dolayı sıkıntılı. Arkadaşlar inşallah güzel bir yumurta sezonuna başladık. Bunlar çiftimiz. Öbür çiftimiz nerede? Sizin söylemiş olduğunuz o yumurtası kırılan hocam üstüne kapak ört dediğiniz ispirler dışarıda. Bizim Macarlarımız burada. Macarın yavrusu ne alemde? Hep birlikte bir bakalım. Arkadaşlar Macarlar böyle de tatlı. Şöyle abi ve ablası mı artık diyelim. Onlar direkt yan tarafa geçtiler. Onlar biliyorsunuz şey olarak büyüdü artık. Bir de yumurta makinesi. Erkek alacağı görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar yumurta makinesi. Bizim Şamiler de artık en kısa zamanda yumurtlayacaklar. Şami'nin çirkin ördek yavrusu sizin dediğiniz gibi olmaya başladı. Bayağı bir büyüdü. Tüyleri müyleri. Ya günden güne değişim sergiliyor. Çakmaklı Şami'miz. Babasına benziyor sanırım. Bu arada arkadaşlar Adanalı benim. Bütün hayallerimi yıktı. Aman Adanalı. Canım Adanalı dedik. Ama yemedi arkadaşlar. Erkeğimiz burada. Dişimiz burada. Oo, inişi gördünüz mü arkadaşlar? Atmaca gibi iniyor. Onlar artık çiftler, yuvaları gecekondu tarzında. Şu yan tarafta yumurtaları cılk oldu. O yüzden fazla şey yapmıyorum artık. İkisi böyle burada dolaşırken diğer çiftlerimiz de arkada. Bu arada arkadaşlar yumurtasına yatıyor göğü kronfilli. Arada bir telefon geldi. Videoyu kaldığım yerden devam ediyorum. Şunlara bakın arkadaşlar. Konargaların üzerinde artık bu kazık mı diyoruz ne diyorsak. Tüneklerin üzerinde. Birbirinden ayrılmıyorlar. O kadar güzel takım oldular ki Adanalı ve Şami birbirinin değişik versiyonları gibi gözüküyorlar. Bak 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 sağdaki erkeğimize bak. Hadi bakayım. Arkadaşlar artık minik Adanalı istiyorum ona göre. Şamiler de kendi kafalarına göre takılıyorlar. Yerlerini ayarlıyorlar. Ben direkt dışarıya çıkıyorum. Evet. Etrafa serpiştirdiğimiz yemleri güzel güzel beslensinler. Bunlar yalnız bir sıkıntımız var. O su kirli. Oradan çekil ispir. O su kirli. O ördeğin suyu. En kısa zamanda arkadaşlar bunların şeylerini yapalım biz. Yerlerini. Tavuklarla yollar ayırsın. Ördeklerle tavukları. Artık burada takılsınlar. İşte yumurta makinesinin ikincisi. Yumurta makinesi demişken bizim ördek pardon tavukların yumurtasını 3 gündür toplamıyorum. Gidip bir bakalım. Ne yumurtlamışlar? Hadi. Ha. Ya niye buraya geliyorsunuz? Niye buraya geliyorsunuz? Arkadaşlar buraya gelmemeleri lazım. Birbirini kovalıyorlar. Artık eskisi gibi direkt içeriye girmiyorlar. Artık bunlar da kendilerine belirli bir yer ayarlayacaklar. Hadi çık dışarı. Çık. Çık. Dışarı çık. Allah. Tele takıldılar. Hadi dışarı çık. Dışarı çık. Hadi bak. Aferin. Heh. Bakalım yumurtamıza. Evet, 3 gündür yumurta toplamayınca şöyle bir sayalım. Ben de saymak istiyorum ya. Ahmet'in tavuklarındaki gibi kaç tane? Şu sahte. Şu sahte olduğu için şöyle biraz da küçültelim. Evet. Sayalım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Arkadaşlar 3 gün belki de 4 gün bilemiyorum. 13 tane rekor. Şunu da şunun yanına koyalım. Şöyle şuradan alalım. Getirip şuraya koyarsak. Resmen Turgut gibi olduk ha. Harikalar diyarını da yakında yakalarız arkadaşlar. 5 tavuktan bu kadar yumurta. Hiç de fena değil. Üstünü de pisletmişler ama. Cem Yılmaz'ın filmindeki gibi. Bokla bunları. Bokla bokla diyor ya. Pırıl pırıl olmaz. Boklayacağım biraz. Ne yapıverin canım. Üstüne bir verin. Hadi yine kaptık. Neyse bol bol organik besleneceğiz. Neyse dostlar. Bu çatır çutur sesler geldiğine göre bu arada şeye bakmadık ya. Bizim bu yavrulara Tuncay'ın yaptığı kilit açılmıyor. Evet açıldı. Evet.
Hadi bakalım. Alaca abi. Alaca abi biraz sabret. Alaca abi değil bu ya. Bu arkadaşlar Alaca kardeş. Maşallah erkek olduğu belli çünkü çok iri yapılı. Annesi gibi göğü gümüşün ağırlığı fazla, kuyruğu güzel. Ama dişisi narin kardeşimiz burada. Sırtı neredeyse birazcık göğülük var. Ama geri kalan titreme be yavrum, titreme. Beslenmeni ben veriyorum. Hala benden korkuyorsun. Bu arada bizim bu sırtı kızıl demiyorum arkadaşlar. Kanatları ile ilgili. Bu da büyümeye başlamış. Buradaki tek yavru. Kimin yavrusu? Bizim zeytinlilerin yavrusu. Evet. Bizim kara nakışlılar. Arkadaşlar büyük ihtimalle yumurtaları boş. Çünkü şimdiye kadar çoktan çıkmış olması ya da kan damarı tutması lazımdı. Ben ışıkla baktığımda göremedim. Yapacak bir şey yok. Bu arada sarı macarların kanat tüyleri iyice açılmaya başladı. Biz çiftimiz buradaymış. Şu çiftimiz var ya, bu çiftimizin yavrusu bu arkadaşlar, ne alaka? Üzerinde hiçbir şekilde renk yok, mülavans renkler oluşmaya başladı. Şunların yavrusu bu. Ama macarlarımız da güzel olmaya başladı. Tüyleri daha iğne tüyler. Bunlar yavaş yavaş açılacak, çekilecek. Biri bu, bu erkeğe benziyor. Şu da dişiye benziyor. Yavru geçiş kümesi arkadaşlar. Tam bir yıldızlar geçidine, Şampiyonlar Ligi'ne dönecek. Sadece Şami'nin yavrusunun burada görülmesi için, bir an önce büyümesi için dua ediyorum. İnşallah. Yalnız aynı ayarda bir zeytinli bulursak çok güzel yavrular olacak. Çünkü ya olan yavrular, mesela şu ortadaki, tam merkezdeki bu yavru tamamen anasının kopyası. Bakın. Kanadında sıkıntı vardı ama düzeldi. Hiç ellemedik, incitmedik. Yalnız çirkin. Çok tüyleri çirkin ya. İğne iğne tüyleri var. Başındakini görüyorsunuz değil mi? Sanki iğne yemiş gibi. Babamız burada, annemiz orada. Ben şimdi bunlara beslenmesini vereyim. Su kabımız nasıl arkadaşlar? Gördüğünüz gibi. Bazı arkadaşların duyguları depreşmiş olabilir. Genelde Akdeniz bölgesindeki bu şeyleri bilirsiniz. Su kabaklarını. Hemen yemliklerini şöyle bir dökmeden temizleyelim. Gel bakalım. Aferin kuzularıma. Hadi. Şöyle bir beslenin bakalım. Beslenin ki biraz önce büyüyün. Uçum kümesini alacağım sizi. Uçum kümesini alayım ki ona göre arkadaşlar. Hadi gel. Bir an önce uçun, şöyle güzel görüntüler ortaya çıkartın. Hadi bakayım. Aç değiller herhalde ya. Fazlasıyla veriyoruz. Ya aç değiller ya da benden korkuyorlar. Şöyle ileriye doğru göndereyim. Belki gelirler. Hadi bakayım. Bir tanesi zaten şey yapsa, yese ondan sonrası çok kolay aslında. Neden gelmiyorsunuz? Bak bak bak, İstanbul'a bulaşma. Herkes gücü kadarıyla birbirine saldırıyor. Heh, babamız acıkmış arkadaşlar. Bu arada yemi Murat komşumdan aldım. Bana yaklaşık olarak bir 85 kilogram yem ayırdı. Bitti. Birden bitti. Çok fazla tüketiyorlar. Ya ben çok fazla veriyorum ya da kendileri bu konuda bayağı bir şey davranıyorlar. İştahlılar. İştahlı olsun arkadaşlar. Yiyenden korkmayacaksın, yemeyenden korkacaksın diyor ya şair. O hesap bizim kara nakışlı geldi. Kara nakışlı. Hadi bakalım. Lan bir tane küçük minik kara nakışlı, minyatür kara nakışlı yapmadınız ha. Bu nasıl bir şey? Aile planlaması yapıyormuşsunuz gibi. Şimdiye ortalığı kara nakışlı doldurmanız lazım. Bu arada arkadaşlar, bazen bunların hani yavrusunun olup olamayacağı konusunda olumsuz duygulara kapılıyorum. Hadi. Hadi kanat postamız. Sırtı kızıl diyeceğim ama sırtı kızıl diğer arkadaşımız da var. Hani diğer YouTuber arkadaşımız da var. İstanbul'dan inşallah bir gün ondan sahipleneceğiz. Çünkü sırtı kızılların hani hem siyah olup da sırtı da böyle kızıl olduğunda ayrı bir güzel oluyor. İnşallah arkadaşlar onunki gibi güzel sırtı kızıllarımız olur. Hepsi birbirinden güzel maşallah. Hani şöyle tüyleri tam oturursa, kümesimizin ilk yavrularından bir tanesi tek yavru. Kardeşi de kendisi gibi. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Hava iyice ısındı. Baba gibi verse hiç fena olmaz da. Hem böyle sırtı göğüs zeytinli hem de bu kepezli olacak. Anneyi veriyor arkadaşlar. Bakın anne burada.
Yavru da burada. Baba ön taraftaki göğe olan. Ben o zaman arkadaşlar titreyen birkaç kuş var. Hani beni gördüğü zaman titriyormuş gibi. Bakın şöyle. Bu beni üzüyor. Böyle olunca üzülüyorum. O yüzden bunların beslenmesini yaparken rahat bırakalım diye düşünüyorum. Gidelim Talaz'ın da yemeğini yapalım. Ona göre kümesle ilgili birkaç şey soracağım size. Şimdi dostlar postalarımızın da yemini mamasını verelim. Temiz kümes temiz olunca arkadaşlar güzel oluyor. Evet. Hadi bakalım. Siz biraz önce bir uçuş yaptınız. Gelin bir beslenin bakalım. Arkadaşlar bunlar beslenmelerini yapsınlar. Çünkü biraz önce güzelce uçtular. Hepsi de gelmemiş. Bayağı bir dışarıda var. Yavruların içinden alaca, sarı alaca, bağda diye bir de siyah ispiri aldım. Çünkü gel bakayım engellim benim. Görme engellim. Hadi. Hemen 2 dakikada şey yaptın ha. Afiyet olsun. Ha, inin bakalım. Acıktınız ya. Of. İnişinden belli sarı müsaitin şakur şukur. Kara ispir. Eğer sen de uçarsan var ya. Uçum kümesinden düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Harika olacak buradan hepsini uçurduğumuzda. Yalnız burayı ben ikiye bölmeyi düşünüyorum. Çünkü çok büyük ve de sıkıntı oluyor. Şu bölgeyi böyle gördüğünüz gibi bu bölgeyi böleceğim. Çünkü iki kere güvenlik olsun. Buradan girdiğimizde arkadaşlar şöyle şu bölgeyi bir kümes tarzı bir şey yapalım. En azından uçanlarla kaçanlar birbirinden ayrı olsunlar. Hadi bakalım. Bir de ben size sormak istediğim bir şey vardı ki onu sorayım. Dostlar bizim şımarık kaçtı gene. Ben sıkmak istemiyorum boğazındaki ipi ama kendisi sağ olsun hiç rahat durmuyor. Hadi gel. Hadi gel. Hadi bağlanmak zorundasın şimdi. Arkadaşlar bağlanmakta sıkıntı yok. Herhangi bir problem yok. Tek sıkıntı sadece şu. Evet, rahat dur. Gel bakalım. Gel. Ha, oldu. Kaçarsın sen öyle. Şimdi burada sen takılı kal. Şu hayvanlar rahat rahat beslensinler. Ondan sonra seni söz bırakacağım. Şimdi senin yemeğini yapalım, olur mu? Ben şimdi Talaz'la cebelleşirken telefon çaldı. Acil açmam gerekiyordu. Çünkü daha sonra bir Sivas yolculuğu başlayacak. Professional. Tabi sürpriz olsun. 2 tane bir dişi bir erkek yavru gelecek arkadaşlar. Sertifikalı üreticiden. İnşallah artık bundan sonraki çiftliğimizde Talaz baş ağa olmak kaydıyla orijinal safkan üreticiden sertifikalı pedigreli SCR'li kangallarımız gelecek. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Bu arada şuna bak, şuna Allah aşkına ya, şunun ayağına bak. Sen bundaki keyif kimse de yok arkadaşlar. Şimdi buraya tel gerdirdiğim için şu an burada hareket edemeyecek fazla, hani ileri geri en fazla bir 20 metre koşup gelecek. Ama arkadaşlar şimdi size sormak istediğim şeye geldik. Bu arada şöyle ayağa ya, otur otur otur, sana kim ne diyor, otur şöyle ya. Oo, sağa sola bak, şuna bak, kafaya bak. Şu ayağa bir bakın arkadaşlar. Ayağı benimkinden belki bir numara küçüktür. Dana, dana, bildiğin dana. Ben şuradan size soracaklarımı söyleyeyim. Buraya kümes yapacağız ya. Toplamda 5'e 3. Buraya ilerideki pirketlerimizi de getirip buraya öreceğiz. Artık ölçüsünü mölçüsünü de filan yapacağız. Ama şu anki korkum şu. Tavanına bir beton dökmemiz lazım. En başta güzel bir şey olsun. Kapısını belki içeriye doğru yapacağız. Belki öbür tarafa yapacağız. Ama Allah'tan bir şey olmazsa arkadaşlar, burası çok da güzel bir yer olacak. Açılışını bu tarafa doğru da yapabiliriz. Buradan hani koyunlar ya da koyun olmasa bile tavuklar. Tavuklar buradan dışarı çıksın diye. Belki zamanımız olursa ileriye doğru kümesi arttırabiliriz. L şeklinde yapabiliriz. Ama buraya acil tarafından bir çift bölmeli tavuk ya da ördek kümesi yapacağız ki tavuklarla ördekler birbirinden ayrılsın. Tel aldık. Bolca tel aldık ama hala gelmedi. Teli de iyice döşersek hayvanlarla Talaz'ın
birbirinden izole olabileceği bir yer olacak arkadaşlar. Ama dediğim gibi buraya iki göz mü yapalım, üç göz mü yapalım? Sonuçta Hint horozu da getireceğiz. Bakın arkadaşlar ya. Daha önceki videolarda da gösteriyorum. Bakın. Nerelerden çıkıyor? Yani bu yeşilin, plantın, botaniğin, bitkinin nasıl çıktığını, nasıl büyüdüğünü görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada şunu da göstereyim size. Öt, Allah'ınıza kurban. Bunlar iyice uzun süredir dışarı çıkmadığı için aşırı şekilde bir hırslanmışlar. Hadi bakalım. Yüreğinizi götürdüğünüz yere doğru gidin. Evet dostlar, makarnalı, bol paçalı, et sulu, yağlı, yuğlu her şeyi karıştırdım. Gel bakayım. Bekle. Aferin. Bekle. Gel. Bekle. Dostlar canavarımız yesin bakalım. Gıdım gıdım et olsun. Benim güzel tosuncuğum. Neyse arkadaşlar, bizim inşaat işleri başlayacak birazdan. Ne yapalım? Videoyu burada beslenmeyle bırakalım. Ne diyelim arkadaşlar? Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı, Talaz'ın bu tatlı beslenmesiyle ilgili olarak yemek tarifleri konusunda yardımcı olmanızı içeren güzel yorumları yapmayı unutmayın. Hoşça kalın benim güzel YouTube ailem.